Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler Odamızın düzenlemiş olduğu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konulu etkinliğimize hoş geldiniz. Öncelikle tüm kadın meslektaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Evet, kadın erkek eşittir diyoruz daima. Ama son zamanlarda bırakın eşitliği, toplumda yok sayılırcasına muamele görüyoruz. Kendimiz ve çocuklarımız için, her şeyden önemlisi toplumumuzun geleceği için, kadının toplumdaki yerini tartışmak değil de, kadının toplumda erkeklerle birlikte var olduğunun artık kabul edilmesini istiyoruz. Bunun için bugün burada, kadına yönelik şiddet konusunda ve kadın dayanışması hareketinin önemli isimlerinden Bursa Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği'nin kurucu üyelerinden Sayın Suzan Kumbi Hanım'la bir aradayız. Ve aynı zamanda tiyatro sanatçımız, dizi ve sinema oyuncumuz Sayın Ayça İnce Hanım'la bir aradayız. Son olarak bizler meta değil üretken, anne ev kadını, garson, muhasebeci, kaptanız. Kadınız özetle, her yerde ve her şeye rağmen. Sözü birçok derneklerde eğitmenlik, koordinatörlük, kuruculuk yapan ve halen Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği'nin kurucu üyesi Sayın Suzan Kümbe Hanım'a biliyorum. Suzan Hanım, çalışmalarınızdaki tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Konuşmama başlamadan önce Atatürk'ün en iyi iktisatçılar muhasebecilerdir sözünü söyleyerek ve sizlere verdiğimiz değeri anlatarak ve ayrıca Atatürk'e anarak başlamak istiyorum. Bir konuşma metni hazırlamadım. Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle davet edildi. Biraz önce arkadaşımız da bahsetti. Dünya Kadınlar Günü aslında bizim kutlayacağımız bir gün değil, bir anma günü. Dolayısıyla çok sevinç şeyler anlatmayacağız büyük ihtimalle. 1857'lerde o önemli vakadan sonra 2015'li yıllara geldik. Biraz olsun şiddetin azalmış olmasını umarak ama maalesef hiç azalmıyor. Gün geçtikçe artıyor. Biraz önce Sayın Başkan konuştu. Kadın da olsa bir siyasetçi, siyaseti her yerde yapıyor. Burada da güzel bir siyaset yaptı gibi tamam. Özgecan Özel'inden biraz fazla dikkat çekici bir konuşmaydı. Oysa kadın hareketi Cumhuriyet tarihinden bu yana devamlı şiddet, ayrımcılık, kadının ötekileştirilmesi, kadına karşı her türlü ayrımcılık üzerine çalışır. Kadın cinayetlerini hep göz önünde olması için, kadın cinayetlerinin farkındalık yaratılması için çalışır. Her gün Türkiye'de 5 kadın öldürülür. Çok çirkin şeylerden bahsediyorum. Genel olarak istatistiki bilgiler vermek istemem. Sizler bilirsiniz ama istatistikler de esasında çok önemli gerçeklerdir. İstatistik bir şey söylemeyeceğim ama şunu söyleyebilirim. Son 10 yılda kadına karşı şiddet %1400 kat arttı. Bu çok ciddi bir şey. Yani Türkiye'de her gün, her dakika başına bir kadın şiddet görüyor. Ve bunun Türkiye'deki kadın örgütleri, Cumhuriyet tarihinden bu yana kadın hareketi bunun göz önüne çıkarmaya çalışıyor. Ve en sonunda aydık, Özgecan cinayet olunca baktık ki, ne kadar kötü bir durumdayız. Caniler etrafımızı sardı. Hemen bir tepki verdik. Rusça. Peki Özgecan
cinayetin neden farklıydı? Neydi bizi bu kadar etkileyen? Daha önceki kadınlar ölmeyi hak mı etmişti? Ölüm hak edilen bir şey mi? Ya da şiddet hak edilen bir şey mi? Neden Özgecan bu kadar tepki aldı? Neden hemen cinayetin arkasından başbakanımız çıktı ve gayet sert bir konuşma yaptı? Şöyle diyebiliriz. Özgecan masum olarak kodlandı. Yani Özgecan tırnak içinde masumdu. Diğer kadın cinayetlerinde hep bir neden var. Yani erkek egemen bir sistem içindeyiz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği had safhada. Bu yüzden bu sistem erkeklerin sistematik şiddet yaptığı bir dünyada şiddeti görünmez kılmak, hafifletmek bir sebep bularak erkeklerin ceza almasını engellemek için elinden gelen şeyleri yapıyor. Örneğin tecavüze mi uğradınız? Önce bizi en çok koruması gereken adalet sistemi başlıyor bir sebep aramaya. Acaba rızanız mı vardı? Acaba gece sokakta mıydınız? Gece miydi? Veya giysiniz açık mıydı? Frapan mı giymiştiniz? Gülüyor muydunuz yüksek sesle? Veya Allah korusun erkek arkadaşınızla falan mı geziyordunuz, içki mi içiyordunuz? Bunlar sizin failin ceza almaması için gerekli indirimlerdi. Yıllarca bu böyle oldu. Hala da böyle. Ama Özgecan masumdu. Çünkü yani tırnak için de söylüyorum. Yani hiçbir kadın öldürülmeyi hak etmez ama Özgecan kız arkadaşınla birlikteydi. Erkek arkadaşın olsaydı bu kadar tepki olmazdı. Evet. Yine tek falan da giymemişti. Ne güzel. Erkenden evine gidiyordu. Annesinin babasını aramıştı. O zaman gerçekten öldürülmeyi hak etmemişti. Diğer insanlar, diğer kadınlar öldürülürdü ama hani o sıradan bir şeydi. Yani biz şiddeti ne yazık ki sıradanlaştıran bir toplumuz. Bunun neden böyle olduğunu çok araştıranlar var tabii. Bunlardan birisi de mesela İstanbul Üniversitesi'nde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda araştırmalar yapan Profesör Doktor Nüket Silman'dır. Onun bir tespiti var, bu Özgecan'dan sonra yayınlandı bu tespit. 1980'ler ve 90'lara kadar insanlar gayet mutlu yaşıyorlardı. Sosyolojik aynı zamanda. Ve toplumda kadına karşı şiddet yoktu. Böyle tespit etmiş. 90'lardan sonra savaşlar, etraftaki savaşlar ve özellikle de terör örgütüyle savaş ve işsizlik, ekonomik krizler, erkeklerin o hani daha önce toprağı olan, evi olan, işi olan ve eşini, ailesini, çocuklarını geçindiren erkekler işsiz kaldıklarında ve bu erkeklik nosyonlarını yerine getiremediklerinde krize giriyorlar diye tespit etmiş. Yani erkeklik nosyonları ne? Hani bu toplumsal cinsiyet eşitliği kadınlara farklı, erkeklere farklı roller yüklüyor ya. Hani kadınlara anne olmak, eş olmak, iyi eş olmak, iyi bir ev kadını olmak, çalışmak, işte namusunu korumak falan nosyonları, rolleri yüklerken erkeklere de ailesini iyi geçindirmek, ailesinin namusunu korumak, karısına iyi bakmak, çocuklarına bakmak gibi roller yüklüyor. Erkekler bu rolleri yerine getiremiyor başlayınca işsizlik nedeniyle. Bu sefer o erkeklik rolünü bir şekilde oynamak zorunda hissediyor. Kendini ve bunu nasıl yapabilir? İşte ailesini hükmü altına almak, onun hükmünden çıkmasını engellemek, çıktığı zaman şiddet göstermek, ne de olsa kadın ve çocuk fiziksel olarak erkekten daha güçsüz.
dikkat edin fiziksel olarak diyorum, kadın erkek eşittir. Yasalar önünde de her türlü de, ama Türkiye'de tabii ki böyle bir eşitsizlik var. Bu yüzden biraz bu şiddet körüklendi ve bu yüzden de bu erkeklik nosyonları gittikçe şiddetli bir hal almaya başladı ve krizlere dönüştü. Ve şu anda dikkat etmişsinizdir, ben siyasi bir konuşma yapmak istemediğim için tekrar söylüyorum, son 10 yılda kadına karşı şiddet %1400 kat arttı. Demek ki körüklenen bir durum var. Peki bunun için ne yapmalıyız da bu şiddet önlemi, ya da şöyle diyeyim, etrafımızda hep canilerle mi yaşamaya başladık? Ya da Özge Can'ı öldüren bu 26 yaşındaki genç delikanlı bir cani miydi? Cani diyen var mı? Sizce cani miydi? Cani değil veya değil. Şöyle söyleyeyim, genel tespit cani değildi. Burada 26 yaşında delikanlı annesi olanlar vardır. 26 yaş yani çocukluktan gençliğe geçmiş, işte yeni yuvasını kuracak falan bir sürü şeyle uğraşan genç bir delikanlı. Nasıl bu hale gelmiş? Çünkü bir şiddet ortamında büyümüş. Toplum şiddetin ya da erkekliğin farklı bir şey, yani erkekliğin farklı bir şey olduğunu göstermiş onun etrafındaki, çevresindeki insanlar. Ve o şiddet içinde büyüdükçe kendisi de işte hükmünden çıkmayan, kendi hissettiğini yapmaya çalışan, etrafındaki ailesinin, karısının, karısı ve çocuğu da var, hükmü altında yaşatan, gerektiği zaman şiddet uygulayan kendince bir insan, bir kız görüp bunu işte birlikte olmak istiyor ve o ona itiraz ettiği için onu, bu her zaman her zaman olabilecek bir şey ve bu insanlar her dakika bizim sağımızdan solumuzdan geçen normal insanlar. Biz yıllardır bu kadın hareketi olarak bu tür davaların adli soruşturmaları sırasında da müdahale olmaya çalışıyoruz. İnanın sokakta görseniz sizden bizden daha kibar görünen, masum görünen insanlar. Bu bir anlık bir şey işte, asla bunlar cani ya da vahşi değil. Ama toplumsal cinsiyet eşitsizliği o kadar yüklenmiş ki omuzlarımıza. Erkektir, her istediğini yapabilir ama istediğini yapmadığın zaman ne yapacağını da Allah bilir. Böyle bir durumumuz var maalesef. Peki bunları önleyecek ne yapabiliriz? Ne yapmalıdır? Tabii bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı bir politik hem de sistematik bir sorun kadına karşı şiddet. Bu bir sistematik. Bu sistematiğin değiştirilmesi lazım. Bunun için ne yapmak lazım? Bunun için yapılması gereken çok önemli bir şey yapıldı aslında. Bir yasa çıkarıldı. Bu yasa 6284 sayılı kadına şiddetle mücadele yasası. Bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız, bundan önceki Fatma Şahin Bakanlığı sırasında çıktı. Ve Fatma Şahin bu yasayı çıkarırken her maddesini, her bendini kadın örgütleriyle birlikte yaptı. Ve biz her noktasında müdahil olduk. Hatta meclise gittik. Meclisin çok yakındaki otellerde kalındı. Sabah 5'lerde 6'larda kaldık. Maddeler üzerinde görüşmeler yapıldı ve bu maddeler görüşülürken en ufak bir tereddütümüzü maillerle, kadın örgütlerle, Türkiye'nin her tarafındaki ve hatta Avrupa Birliği'ndeki kadın örgütlerine bildirip öneriler ve görüşler alıp ona göre düzenledik. Şu anda 6284, inanın şöyle diyelim, Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin bile yasalarından daha iyi durumda. Bizzat kendim gidip gördüm. Birkaç ülke, Almanya'da mesela Hessen eyaletinde briefing verdi bize, hem emniyet müdürlüğü hem belediyeler ve belediyelerde orada da eşitlik birimleri var, kadın erkek eşitliği birimleri ve bakanlıkta
Bizimki daha iyi durumda. İnanın buna şaşıp kaldılar kendileri. Biz kalmadık çünkü toplu bir kadın hareketinin başarısı söz konusu. Peki, madem böyle bir yasamız var, o zaman niye bu kadar çok şiddet var diyeceksiniz. Birincisi, mesela Avrupa Birliği ülkelerinde bunlar 15-20 sene önce yapılmış yasalar, uygulamaya geçmiş. Bütün aksamalar, yanlışlıklar, eksikler, noksanlar giderilmiş. Bu yüzden daha iyi durumdalar. Bizim daha henüz yeni yasamız bir. İkincisi de Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi bir anlaşmalar serisi yapıyor bir sürü ülkelerde. Bunlardan birisi de İstanbul Sözleşmesi. Mutlaka duymuşsunuzdur. İstanbul Sözleşmesi kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetle mücadeleyi konu eden ve her ülkede takip etmek üzere hazırlanmış bir sözleşme. Bu sözleşmenin şöyle diyebilirim 6784'ü kat be kat aşan her türlü ihtimali, önlemi, önleyici tedbirleri, yasalara, uygulanış şekillerini, kamu kurumlarının, mesul olan kurumların sorumluluklarını, her şey tek tek düzenleyen bir sözleşme. İstanbul Sözleşmesi ilk defa İstanbul'da imzalandı. Bizim şu anda Cumhurbaşkanımız olan, o zaman Başbakanımız Sayın Tayyip Erdoğan böyle bir sözleşmeyi imza attı. Ki harika bir şey yaptı. Belki bilmeden bilemeyeceğim orasını. Çünkü uygulamaya hiç geçmiyorlar.